Selamünaleyküm canlar. Puh baba yapıştır. Babalar sağa sola yatmasın, açmasın diye. Çakallı da melemen yiyeceğiz. Şimdi burada yatacağız. Sabah bakacağız, usta bakacağız. İyi ki de kartonu koymuş ya. Nasıl rüzgar geliyor oradan. Alüminyum demliğin olacak. Şimdi ya bismillah. Patates şöyle buharda bir kendinden bir geçsin şöyle, bir yumuşasın. Oo, kestane balımız var. Yumurtaya gel, yumurtaya gel, yumurtaya gel. Ay yavrum da. Çaya bak, çaya. Bu yumurtamız. Kayısı reçelimiz. Kestane balımız. Patates kızartmamız ve çayımız. Kafayı büktük. Şimdi kalbimize anji yapıyoruz. Biz çok büyük badire atlattık, çok büyük. Oo. Selamünaleyküm canlar. Herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi ben ne yapayım? Ben de yine aynı düzen devam. Aracımızı geçen sefer Nevşehir'e gitmiştik. Boşalttık. Sonra Kayseri'ye gittik. Yükledik. Bellona'ya geldik. Bellona'yı da bugün boşalttık. Yani cumartesi gün boşaltamadık. Bugün günlerden pazartesi. Boşalttım aracımı. Geldim. Tekrardan bir Nevşehir Acıgöl varmış. Dedim. Puh baba yapıştır. Hemen geldim. Şimdi yükü aldım arkadaşlar. Etibakır'a giriş yapacağım. Oradan aracımızı yükleyeceğiz. Ve devam edeceğiz. Şöyle bir göstereyim size. Şu an tam yasak ama ben yine şöyle bir göstereyim. Şu an yükleme için beni çağırdılar. Paretemi, yeleğimi, maskemi, çelik burunlu ayakkabımı, her şeyimi hallettim. Şimdi buradan içeri giriş yapıyorum. Bak şimdi gelecek. Ayakkabı var mı baba? Var abi. Bakır yükleyeceksin ne abi? Gübre. Gübre mi? Tamam abi. Ayakkabı yerinde. Tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Bakırla biz ilgilenmiyoruz. Bakırla şu arabalar yüklüyor. Buradan bakır da yükleniyor. Ama ben gübre yükleyeceğim. Torbalı gübre. O da 50 kiloluk. Şu kırmızı Actros var ya. Onu oradan yükleyeceğim. Şimdi sıra bekleyeceğiz. Şu Kantar'daki şu arabaların işi bitsin. Ondan sonra ben yanaşacağım. Kantar'da ilk önce bir boş yapacağım. Bir saniye. Ondan sonra fişimi alacağım. Ve yüklemeye geçeceğim buraya. Ama ilk öncesinde şu sağ camı yaptırmam lazım. Sağ olsun Sina geldi bir gün madene çalışırken. Oraya ayak mı bastı ne yaptı bilmiyorum. Ayağını mı uzattı. Cam aşağı indi. Cam o kaldırmadan kurtuldu. Onu bastıracağım. Sileceği değiştireceğim. Ondan sonra yolda yemek yapmak için tavuk almıştım. Soslu tavuk. Onu alacağım evden. Yedek tüpümün birini dolduracağım. Ve ondan sonra ya bismillah diyeceğim. Yola çıkacağım. Bu sefer balık yapmayacağım. Yok abi. Palamut balığı kesinlikle yapmayacağım. Belki yani bilmiyorum nasıl olur da mezgit falan ama mezgitin de kilosu çok pahalı arkadaşlar. Yani şu an balık alınacak bir şey değil. Yani 40 milyon 50 milyon balık kilosu mu olur ya? Bu millet kafayı yemiş baba. Bu ne ya kafamda arkadaş ya. Sanki var ya savaşa gidiyorum ya. Allah. İşte ne yazıyor yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar aracımız yüklendi. Şu kabaklarını bir kapatalım. Ondan sonra yola devam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi benim şu şeyleri germem lazım. İnşallah altta kalmamıştır. Baba aralarına spanzet atıyorum ya arkadaşlar. Şimdi
babalar sağa sola yatmasın, açmasın diye spaza da atıyorum. Çünkü arabanın tabanında yük, üstler boş. Sallanırken virajlar da şurada burada açma yapıyor. Tamam. Ulan bu baba çorap da normal ayakkabıda çıkmıyor. Yola çıkma zamanı. Hadi bakalım Yıldız'ım. Nevşehir yolu bizi bekliyor. Şöyle bir çıkalım gidelim bakalım. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Nasılsınız bakalım? Vallahi ben çok iyiydim ama biraz kötüleştim. Neden? Bu akşam yemek yapacaktım ama hava çok soğuttu. Ve yağış çiğse yapmaya başladı, yağmur atmaya başladı. Onun için bu akşamki yolculuğumuzda yemek yapamayacağım. Tavuğumuzu da almıştım ama evden, zaten tavuk da buzluydu. Tavuğu inşallah yarın öğlen ve akşama ayıracağım. Yarın sabah inşallah kalkabilirsek, zaman bulabilirsek patates soyacağım. Patates kızartması, yumurta, işte ıvır zıvır bir şeyler yapacağım. Ama bu akşam Çakallı'da melemen yiyeceğiz. Şimdi Çakallı'nın meşhur melemeninden yemek için şimdi duracağım. Yanlış anlamayın, kemere onun için takmadım. Yani Çakallı'ya indiğimi ve melemen yiyeceğimi size söylemek için Demircioğlu'nda duracağım şimdi. Demircioğlu'nda mola vereceğim. Burada melemenimizi yiyeceğiz. Ondan sonra tekrardan yola devam edeceğiz. Ama bayağı bir kalabalık gibi. Şöyle bir yanaşalım. Evet, şimdi ne yapalım? Telefonumuzu alalım yanımıza ve yemek yemek için, karnımızı doyurmak için Çakallı Demircioğlu menemene bir geçelim. Çünkü bayağı bir acıktım. Karnımı doyurmam lazım. Aç acını yola gitmeyi sevmiyorum. Arabada da suyum da yok. Neyse, suyu totalden alırız. Totalde duracağız zaten. Onun için hadi bana afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Bayraktepe'deyim. Bu kardeşimiz de her zaman geldiğim zaman da bana böyle ilgi, alaka, sevgisini eksik etmiyor. Sağ olsun. İyi adamlarsın. İyisin be. Sen nasılsın? İyiyim diyorsun. Ya şu bayrağı var ha, şu bayrağı var. Ölüyorum ya. Her gelirken, geçerken bunu çekiyorum. Geçen bunu buraya dikilişini izledim, videosunu. Aynen. Ne kadar uğraştırıyorsun ya. Çok abi ya. Değil 3 kişiyi yukarı kaldırdı ya. Yapma ya. Vallahi. Ne kadar mazot verdin bana? 1700. 1700 kaç litre? 314. İyi, 5410. Fiyat da uygun. Adamsın. 560. Kendine iyi bak. Sende. Hadi hayırlaşma, selamlar arkadaşlar. Canın sağlığı, sen varsa söyle. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet, sağ ol. Evet arkadaşlar, yakıtımızı aldık. Aracımızın karnını doyurduk. Kendi karnımızı da doyurduk. Allah'ımıza şükürler olsun. Suyumuzu falan da aldık. Ve şimdi saatimiz arkadaşlar 8'e 20 var. Geçen sefer de aynı bu saatlerde gitmiştim. Geçen sefer ama yolda
palamut yapmıştık. O bizi ağır tutmuştu. Onun için bu akşam hava soğuk arkadaşlar ve hava yağmur atıyor. Ondan dolayı yemek yapamam yolda dedim. Yani üşürüm. Bir de geç kalırım. Onun için Çakallı'da da durdum. Görmüş olduğunuz gibi. Orada karnımı doyurdum. Ondan sonra yoluma devam ediyorum. Yalnız silecek alacaktım. Arabanın silecekleri bitmiş. Totalde yoktu. Şimdi Merzifon'a bir uğrayacağım 2 dakika. O silecekleri değiştireceğim. Ondan sonra yoluma kaldığım yerden devam edeceğim. Fatih Otel Sosuvar'dan şu sileceklerimi bir değiştireyim. Ondan sonra devam edeyim. Çünkü silecek iyi olması lazım ki önümüzü iyi görelim. Şu an hep leke, çamur kalıyor. Su vuruyorum. Lastiklerin araları bitmiş. Böyle kanal yapıyor. Camda kanal yapıyor. Böyle yolu göreceğiniz zaman şöyle eğiliyorum yani resmen o derece şu an. Belki kameradan görürsünüz bilmiyorum ama onu bir halletmem lazım. İşte yine yükümüz Acıköl ama bayi başka bir bayiymiş. İşte bakmadık ama. Yani bakmadık, arama da aramadık. Adamın numarası var mı acaba? Bir de o var yani. Eğer adamın numarası yoksa yapacak bir şey yok. Adama bir şekilde ulaşacağız. Zaten ben bu saatten sonra yani direkt oraya gitme durumum yok. Yani bu saatten sonra ta Nevşehir'e kadar gaz basma gibi bir lüksümüz yok. Uykumuz geldiği yerde yatacağız. Affedersiniz. Paşa'ya kelle yetiştirmeyik. Alt tarafı gübre gedaşıyık. Yani alt tarafı sülfat. Gübre yani. Sebze de değil. Onun için hiç acele etmeye gerek yok. Zaten malum önümüz kış geliyor. Bakın şey yapacaktım ben. Evden aracın yorganını alacaktım. Unuttum yorganı almaya, görüyor musunuz? Yani arkadaşlar hava bayağı bir soğutmuş. Gece Webosto'yu yapmak zorunda kalıyorum. Hiç Webosto'nun mazotuna bakmadık. Vallahi mazot var mı yok mu onu da kontrol etmedik. İyi hadi bakalım. Bu gece ve yarın gece, eğer yarın gece de yolda kalırsam bu gece ve yarın gece şey yaparız. Ama bu gece değil de yarın büyük ihtimal ben ona bir 3-5 litre mazot koyarım. Çünkü bunun Webostosu aynı Bellon'daki Aksor gibi değil. Bu depodan çekmiyor. Bunun deposu ayrı. Ayrı bir depoya bulmuş. Oraya mazot alıyoruz. O oradan çekiyor. Ben diğer arabada depodan çektiği için hortum alttan geçiyordu. Webostos'un hortumu. Şimdi üstten çekiyor. Aracın motorun bölümünden beri hortum dolanıyor. Herhalde büyük ihtimal şöyle bir güzelliği olacak bana. Kışın Webostos'un yakıtı donmayacak. Yani arıza yapmayacak diye düşünüyorum. Umarım inşallah da öyle olur. Çünkü geçen sene Bellona'dayken GL082'de biliyorsunuz ki Sarıkaya'da Webosto çalışmadı. Gece Zabağa'da böyle battaniyenin içinde böyle dondum yani. Öyle uyudum yorganın altında. Onun için bu kışın aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Bir de arkadaşlar malum şimdi kış geliyor. Yaklaştı. 10. aydayız. 11-12. ay, 1. ay. Şimdi kışın ben hep romotlu kullandım. 13.60 Allah'ın izniyle bu akşam yani bu ne bu akşamı ya? Lan Allah'ım ya Rabbim. Bugün bak bu akşam bugün Allah'ım ya Rabbim. Yani bu sene bu kışın kullanacağım. Heh, şimdi başardık. Bu sene bu kışın 13.60 karda, buzda kullanacağım. Tabii ki romotlu gibi olmaz. Romotlu affedersin keçi gibi gidiyordu, tırmanıyordu. Neden? Çünkü kamyon yarı romottu. Karda buzda iyi gidiyorduk. Ama şimdi bunda 13.60 karsa, kasanın boyu uzun, çekici orada. Yani romotlu gibi olmayacak. Makaslama anında Allah göstermesin kasa sana böyle selam verecek. Dorse böyle bir selamünaleyküm diyecek bana. Ondan sonrası bana kalmış, Allah'a kalmış. Yani
Allah sonumuzu hayretsin. Allah'ım inşallah bu karda, bu kışta bize ve diğer şoför arkadaşlara, kimseye kaza bela göstermez inşallah. Çünkü karın buzun kazası arkadaşlar hiçbir şeye benzemez. Yani Allah muhafaza, bir kaydı mıydı, nereye gideceğiniz, ne yapacağınız hiç belli olmaz. Onun için bu kışın inşallah Allah nasip ederse yaşayacağız, göreceğiz. Tabii ki ben kışa kadar kışlık ihtiyaçlarımı, zincirim olsun, takozum olsun, çekaladım olsun, hepsini halletmem lazım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu benim yemek dolabında yerim yok. Ayrıca bunun sandığı da var ama boşaltmam lazım. Oraya zincir koymak için zinciri almamız lazım kışa yakın. Çünkü zincirsiz polis dahi yolda seni salmıyor. Ben böyle şansım da böyle talihin içine tüküreyim ya. Ya işte bir aracın parçası uyumsuz olunca böyle oluyor. Bu dişli vites dişlisinde sıkıntı vardı. Onu değiştirdik. Bir parça aldık. Başka bir parça taktık. Uyumsuz zaten. Vites geçirirken fıyık fıyık ötüyordu. Şimdi boğazın yolunu sorguna döndüm. Kaldık burada. Şimdi burada yatacağız. Sabah bakacağız. Usta bakacağız. Bu aksilikler hep benim bulur arkadaş. Hep benim bulur ya. Herkese günaydın arkadaşlar. Sorgun'dan hayırlı sabahlar. Sorgun'dayız. Neden sorgun'dayız? Malum biliyorsunuz zaten neden olduğunu. Bu kim lan? Akşam Samsun yolundan Sorgun yoluna indik. Boğazlı'nın yolundan. Ne yazık ki aracımız yolda arıza yaptı. Yani grup dişçisi dağıldı. Ve şimdi erken kalktım. Sabahın 7'sinde kalktım ve dışarısı o kadar soğuk ki arkadaşlar. İnanılmaz yani. Çok soğuk. Alttan da rüzgar vuruyordu bana. Rüzgarı kesme adına şöyle bir proje ürettim. Kartonu koydum altına. Bugün de dedim ki değişiklik olsun. Nasıl bir değişiklik olsun? Her zaman dedim aparatif şeyler hazırlıyoruz. Peynir, zeytin, yumurta, yallah. Peynir, zeytin, yumurta, yallah. Bugün de dedim ne yapayım? Patates aldım. Dedim zaten dedim vaktimiz dolacak. Usta gelene kadar aç kalmayayım dedim. Patateslerimi soydum ve bugünkü sabah kahvaltımız arkadaşlar patates. Ve inanın patatesi ben çok seviyorum. Onun için bu sabah da patates yiyelim dedik. Sizlere de arabamda ilk defa patates kızartacağım şimdi. Hiç yapmadım bu zamana kadar. İlk defa yapacağım. İyi ki de kartonu koymuşum. Aa, nasıl rüzgar geliyor oradan. Sağ olsun abimiz getirmişti ama bıçak da var ya, inan arkadaşlar çok güzel kesiyor. Akşam saat sinirden, moral bozukluğundan uyuyamadım. Saat 1.30 muydu? 2'ye mi ne geliyordu? Öte dön, beri dön, öte dön, beri dön. Ben dedim yani bu ses çıkarması dedim hayra alamet değil dedim. Vites değiştirirken ses çıkarıyordu. Boşalırken dedim bak bu dişti dedim, olmamış dedim. Ben söyledim bunu zamanında ustaya. Yani şimdiki zamanı ustalar çok biliyor ya. Öyle demesin mi? O dedi dişti dedi uyumsuz. Uyumsuz da takma o zaman. De ki ne bu olmaz de. Yani bunu sana getiren adam affedersin insan sonuçta. De ki ne bu olmaz abi de. Bu diş bunun dişi dişi değil de uyumsuz de. Bir şey de yani. Biliyorsun yani bu araba sonuçta yine aynı arıza yapacak. Ha ne oldu şimdi? Daha kötüsü oldu. Yolda bıraktı. Hadi Samsun'da olsa, şurada olsa, burada olsa bir şey değil. Yolda bıraktı bizi. Suyumuz ışındı. Şöyle. Üç kaşık koyayım. Sonuçta ben buradayım yani. Saat kaça kadar burada olurum bilemiyorum. Az da tomurcuk koyayım.
Abi çay içeceksen evinde olsun, arabanda olsun. Her zaman alüminyum demliğin olacak. Yani bir deneyin. Evinize şöyle özel alüminyum demlik alın. Bir deneyin ya. Bir deneyin. Bakalım alüminyum demliğin çayı mı güzel oluyor, çelik demliğin çayı mı güzel oluyor? Yani bunu bir deneyin. Bu Nizamettin abinize, kardeşinize, evladınıza hak vereceksiniz. İnanın. Suyu çok kaçırdık. Abo, tava yanacak. Tava. Yağ koymadık ula. Ula yağ koymadık ula. Muhabbete bir daldık, tavaya yağ koymayı unuttuk. Arkadaşlar tüpümün kafasını değiştim. Öbür kafa büyük kafaydı. Faşur, faşur tüp boşa gidiyordu. Dedim ulan bu ne dedim ya. Tüp hemen bitiyor. Bu tüpü dün aldım. Bu tüp takılıydı. Ben bunda gaz var biliyordum. İyi ki de bu tüpü değiştirmişim. Vallahi var ya bir baktım gaz yok bunda. Yani bugün size rezil olacaktım yani. Yemek konusunda harbiden rezil olacaktık yani. Arkadaşlar ya kızdı. Şimdi ya bismillah. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar ben buna tuz atmadım. Şöyle tuzunu da bir serpeyim. İnşallah fazla olmaz. Fazla tuz koyup da ölsem yiyelim abi buralarda. Kapağını kapatalım ve patates şöyle buharda bir kendinden bir geçsin şöyle bir yumuşasın. Uşt. Şimdi bizim neyimiz var burada kahvaltılık? Reçelimiz var. Ondan sonra cığıma. Oo, kestane balımız var. Ondan sonra cığıma. La, sarallemiz yok. Ben var biliyorum ya. Vallahi. Canlarım, dostlarım, amilerim, kardeşlerim, ablalarım, bacılarım, analarım, babalarım. Bugün neredeyim? Bugün Sorgun'dayım. Sorgun'a kadar gelebildik. Neden mi? Aracımız arıza yaptı. Grup dişlisini sıyırdı. Onun için bir yere gidemedik. Arabamız birinci deste ve ikinci deste gidiyor, sonrasında gitmiyor. Yani 3-4 gerisi hep iptal. Yani bütün dişler gitmiş. İnşallah daha büyük bir şey yoktur. Şimdi usta çağıracağım ve ondan sonra işimize bakacağız. Karnım açtı, karnımı doyurmam lazım. Onun için kahvaltı hazırlamaya başladık bildiğiniz gibi. Bugünkü kahvaltımızda arkadaşlar bir değişiklik yaptık. Ve gosti. Yani patates kızartayırık. İlk defa aracında böyle patates kızarttım. Yani sabah kahvaltısında dedim güzel olur dedim. Ben patatesi seviyorum zaten. Onun için sizlere de şöyle bir patates kahvaltısı yapmış olayım dedim. Yanında ne mi var? Yanında hakiki kestane balı var. Kayısı reçeli var. Gerçi bunlara pek yüzüne bakamıyorum ama bunu kaldıralım şuradan. Ondan sonracığıma inşallah yumurta yapacağım. Bu nedir bu? Bu soslu tavuk. Normalde ben bunu yapacaktım ama arkadaşlar yapamadım. Neden yapamadım? Çünkü akşam hava soğuktu. Yağmur yağıyordu. Onun için dedim, yarın öğlene ve akşama ayarlarım dedim. Şu yumurtalarımızı şuraya bir koyalım. 3 tane yeter herhalde. Affedersin, biz de insan gibi yemiyoruz arkadaş. Vallahi billahi ya, insan gibi yemiyoruz ya. Şimdi sıra geldi. Patatesi hallettik ve şimdi vazgeçilmezimiz olan
yumurtamızı yapacağız. Çayımızı da demledik. Şimdi sıra geldi yumurtaya. Üç tane yeter dedim. Fazlasına gerek yok. Sonuçta tek kişiyim. Yavrum be, şu güneş bir doğsa da ısınsak ya. Şaka mı arkadaşlar, bayağı soğuk ya. Kış geldi herhalde, öyle gözüküyor. Şu an ben Acıgöl tarafındaydım, yani Nevşehir tarafındaydım. Ama gidemedik. Geçen sefer palamut balığı yedik, ağır tuttu. Uyuduk, gidemedik. Şimdi ise aracımız arıza yaptı. Gidemiyoruz. Nakliyeci de beni arar. Abi nerede kaldın? Bilmiyor ya, abisi arıza yaptı. Yumurtaya gel, yumurtaya gel, yumurtaya gel. Evet, bu kadar yeter. Az pişmiş olsun ama güzel olsun, temiz olsun, öz olsun. Şimdi çayımızı da koyalım. Tavşan kanı çayımızı. Oh. Ay yavrum bak, çaya bak, çaya. Şöyle çayımız soğumasın. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı hazırladı, şükürler olsun. Şimdi karnımızı doyurma vakti. Şöyle göstereyim size. Bu yumurtamız, kayısı reçelimiz, kestane balımız, patates kızartmamız ve çayımız. Daha ne olsun değil mi? Yani daha ne olsun? Şimdi usta gelecek. Usta gelene kadar şu karnımı bir benim doyurmam lazım. Çünkü usta gelir gelmez şimdi romorku sökeceğiz. Romorku buraya salacağız. Ondan sonra kelleyi artık ya çekerek, yani bir şey olacak bir şekilde bunu götüreceğiz. Büyük ihtimal ya yürüyerek götürürüz, ikinci viteste ağır ağır, ya da bir çekiciyle götüreceğiz. Arkadaşlar, dorsemizi sökeceğiz burada. Emniyetini aldım, körüğünü aşağı indirdim. İki lastiğin arasına da takozu koydum. Şimdi dorseyi ayıracağız. Kellerle birlikte sorgun sanayisine geçeceğiz. Yine üstümüz başımız batacak şimdi. Şimdi ilk önce şu ayakları bir indireyim. Arkadaş, bu da yağlanacak olmuş. Şimdi şu kablolarımızı bir sökelim. İşte bu arabacılık böyle bir şey arkadaşlar. İşte hani diyoruz ya, eğlenceli, heyecanlı, güzel, her şey hoşumuza gidiyor ya, işte böyle durumlar olduğu zaman da pek de hoş olmuyor. Yapacak bir şey yok. Kaderimizde varsa böyle sıkıntı çekmek, çekeceğiz. Şöyle. Evet. Yavaş güne. Bunları alalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Bir deneyeceğim bakalım. 2'den direkt 5'e atacağım. 5'te de aynı sıkıntı yaşıyor mu giderken? Bismillah. İnşallah ayaklar sağlamdır da arabayı salar salmaz ön aşağı bükülmesin. Tamam, şu an çıktım altından da altına girerken böyle tamamen indirsem bile 0'a 0 girecek. Ona da yapacak bir şey yok. Sanayide az gres sürerim plate'e de. Böyle gelir. Kilidi vurdum, kilitledim. Emniyet aldım dorsiyi, imdadını falan çektim. Arkasına sağlı solu taşları da koydum. Körü de indirdim aşağı. Şimdi sanayiye gidiyorum. Bir de şöyle deneyeceğim. Bakacağım 2'den direkt 5'e atacağım. Bakacağım 5'te hareket ediyor mu? Yok yok, daha şey yapma. Daha vurcalama. İyi tamam. Vurcalama, o şekilde devam et. Diğer önce devam et. Tamam. Tamam gidiyorum abi. Tamam. Yok vurcalama. Zaten var ya hep. Yani bir şeyin ucuzuna gitmekten böyle oluyor. Efendim? Ya yanlışlıkla beni arıyor. Ha, aynen benim dediğim gibi. Ha. Yok kurcalama diye. Yani bu araba 3 ve 4 grup dişlisini sıyırdı. Araba 3. vitesi ve 4. vitese gitmiyor. Şimdi ben ne yaptım? Arabanın devirini buldum. 3. vitesi ve 4. vitesi atlattım. Direkt 5'te gidiyorum ve şimdi araba 6. vitesi. Aha bak 7'ye attım. Şimdi 7'ye attım. Bak 7'de de yok. 7.5'te de yok. 8'de de yok. Ne oluyor zaman? 6'da gideceğiz. Yani bunlar karşılıklı arkadaşlar. Vites grup dişleri karşılıklı. 3, 4, 7, 8. 3 4 7 8 3 4 çalışmadığı gibi 7 8 de çalışmıyor. 1 2 ve 5 6 çalışıyor. Evet arkadaşlar. Hazır sağdan giderken dedim. Yani bir kardeşimizin bana Instagram'dan yazmış olduğum bir mesaj geldi aklıma. Burada durma sebebim sağ sinyalim yanmıyordu. Onun ampulünü değiştirdim. Çünkü ben sağdan gidiyorum şu an. Dörtlüyü yaka yaka. Malum aracımız 1, 2, 5 ve 6. vitesler çalışıyor. Diğer vitesler iptal. Onun için sağdan ağır ağır gitmek zorundayım. Kardeşimizin mesajı buydu arkadaşlar. İsmini hatırlamıyorum şu an. Unuttum, aklımda değil. Abi diyor, ben diyor okuyamadım. Yani durumlar diye elverişli olmadı, sıkıntılar vardı, aile durumları, şunları bunları okuyamadım. Ben de sizler gibi tırcı olmak için bütün belgelerimi aldım ve ben bu mesleği yapıyorum dedi. Ben de sizler gibi şoförüm. Malum dedi, askerliğimizi yaptık dedi, yani bir yerlere geldik dedi. Bu zamana kadar dedi hep dedi haramsız, ne bileyim kimsenin malına göz dikmedik, kimsenin malına el uzatmadık. O şekilde çalışıyoruz ve hala da çalışmaya devam ediyorum dedi. Boğazımla haram lokma geçirmedim abi bu zamana kadar dedi. Ama dedi bir durum dedi benim zoruma gidiyor abi dedi. Ben de böyle bayağı bir yazıştık konuştuk. Söyle buyur kardeşim ne dedim, sıkıntı ne? Abi dedi ben dedi bekarım dedi. Evlenmeyi düşünüyorum dedi. Ama dedi sevdiğim kızı dedi ailesi dedi bana vermek istemiyor dedi. Neden dedim? Neymiş abi ben tırcıymışım.
ben şoförmüşüm, ben şuymuşum, buymuşum dedi. Ya ne alakası varmış kardeşim dedim. Yani tırcısın da şoförsün de dedim. Yani haram mı yiyorsun dedim. Yok. Ekmeğini taştan, taşın suyunu çıkararak, gece gündüz bu yol çizgilerini sayarak, devamlı direksiyon tutarak, böyle gaz basarak ekmek paranı kazanıyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz dedim. Yani bu insanların böyle ayrıcalık yapmaları, ayrımcılığı davranmaları harbiden bizi üzüyor. Neymiş efendim? Mesleğin ne? Hatır şoförüyüm. Şoförüm. Ben de şoföre kız vermek yok. Böyle bir şey mi var ya? Ne yani? Ben tırcıyım da, ben kamyoncuyum. Biz de insanız ya. Biz de insanız. Yani bu adam ekmeğini kardeşim helal tarafından kazanıp evine getiriyorsa, çeliğini çocuğunu bakıyorsa, eşini kimseye muhtaç etmiyorsa, mağdur etmiyorsa, yani bu adamdan daha ne istersin? Yani ne insanlar var ya, böyle ne bileyim büro başında oturup, yani dünya kadar maaş alıp, yani çeliğini çocuğunu mağdur eden, yani haram yiyen, çeliğini çocuğun boğazından, ailesinin boğazına haram lokma geçiren ne insanlar var ya? Ha ne Efe, sen kızını kime vereceksin? Öğretmen olacak, doktor olacak, polis olacak, avukat olacak, jandarma olacak, şu olacak, bu olacak. Devlet ailesinde işi olacak. Vay anasını ya. Var mı böyle bir dünya ya? Herkes şimdi bu mesleği eline alamıyor. Ne okuyup da mesela, ne mürekkep yalayıp, ne dirsek çürütüp mezun olan kardeşlerimiz var. Hepsi sokakta. Hepsi sanayide, şurada, burada. Yapması gereken mesleğini yapamıyor. Sanatını eline alamıyor. Onu alacak. Evet arkadaşlar, şu an sanayiye geldik. Damperi kalkık bir dorse var dedi. Oraya gir dedi ustam. Büyük ihtimal şurası. Burası sorgu sanayi. Sen bu işi biliyorsun ya. Mustafa. Valla. Pardon Sedat Mustafa demişim bizim. Ya. Benim ustama gitti aklım. Mustafa abi. Sıkıntı yok. O da bizim. O da bizde. Ramazan nerede? Yukarıda mı? Yavaş, Mustafa abi nerede? Aman elini menü ne vurursun. Dikkat et. Ben nerede kalayım? Ne yapacağım ama. Şu an şanzıman yavru çıktı dışarı. Mustafa abi bak bakalım neye var neye yok bu yavrunun. Büyük ihtimal aynı dişli darmadağın. Ne? Güzeldi mi? Ne oldu? Ha bu şey var ya şey, mil dayandı karşıya. Ona böyle itlemek lazım. Abi şeyindir. Oynat geriye. Tamam. Abi geriye oynat. Ayağı ağza geriye tek mi? Mısır. Evet. Allah şundan bir yıkık lan. Buraya geldi. Az bir şey. Nereye geldi ya? Az bir şey daha inmiş. Dedik ya mile dayandı diye. Mil ya. Hiç bakmıyorsunuz oradan ya. Ayağın var ya, biz orayı göremiyoruz abi, ne bileyim. Az daha indirin. Hem olur o zaman. Az daha indir. Allah Allah. Ayağı asarın. Nereye geldik lan? Bir şeye geldi, bilgiye geldi. Bir oraya geldi. Arkaya alacaksın, acaba bak. Şöyle tut, arkaya al, arkaya tut. Tamam. Sedat'a... Mustafa abi nazara getirdik.
yan abi. Pardon. Böcüğü ölmüş bunun. Böcüğüm ölmüş. Böcük. Aman böcüğü. Mustafa abi şimdi ameliyathaneye mi gidiyor? Kalp ve damar cerrah uzmanı. Kalp ve damar cerrah uzmanı. İşte arkadaşlar bizim kalbimiz gitti. Kalbimizi söktüler. Şimdi kalbimize anji yapılacak. Kafayı büktük. Selam veriyorum. Boynu bükükler. Namımızı duydun ya. Tamam. Sorgunda çok var ya benim. Tamam. Belki ben takip ediyorumdur da bilmiyorum yani. Ne takibi? Şimdi kalbi çakıyor muyum? Ne? Kalbini çakıyor mu? Şey değil abi. İnce mi? İnce mi koymuş? Alın, alın, alın. Abi sen zaten şimdi ben sana diyorum Mustafa abi. Heh. Bu arabanın motor yana, şanzıman yana. Ne ya baksana kontrol et beni öyle çıkar buradan. Tamam onu yaparız. Çünkü... Usta şeyi çıkar da çalasal çalalım. Yoksa çekek alalım. Tut. Sen de geleyim mi? Ya sen nereye al elini abi? He? Nereye al elini? Kesti. Bu dördüncü. Ne? Grup. Allah Allah. Daha önce iki kere oğlunda olmuş. He. Sonra bende oldu. İki ay oldu işte. İki, tamam, bir iki ay oldu. Bundan bir önceki. Şöyle bir dişli getirdiler bu yuvaya giren. Bunun devamı içeride. Bu şurada mı ne? He. Grubun şey. O uyumsuz. Gel. O dediğimiz dişli şu abi. Ben sana tarif ettiğim dişli şu.
Şu. He. Şu makara dişlidir abi. Evet. Sen dönen dişli bu. Büyük bir ihtimal bunu döndürüyor bizim kanaatimiz. Başka bir şey olmaz olmaz da. Bakalım abi bir çökelim de. Efendim. Bu diğerinde hafiften var herhalde. 3 ve 4. vites yamuk arkadaşlar. Burada bayağı bir büyük, içeride büyük bir sıkıntı var. Evet. Kalp çıktı ortaya. Abo. Ne yapmış? Haklısın. Vay anam vay. Evet. Kutlarım abi. Gayet de. Sekromeji patlatmış abi. Patlatığından dolayı onları yapmış. Şu malzemeyi patlatmış. Normal. Ne dedin başkan? Senin şanzımanın böceği ölmüş demedin mi? Neden kaynaklanır o? Normal abi. Yani sebep normal mi? Sebep normal abi. Şu malzemedeki çatlağı ne göreceksin abi? Nereden bileceksin sen? Aynen. Kapalı kutu göz önünde bir şey olsa normaldir abi. Bir şey olmaz. Abi bura ne böyle ya? Define mi? Gibi. Vallahi ne ararsan var burada ya. Aleyküm selam. Arkadaşım yine de parçalar. Hep çıkma parça burası. Aşağıdayım abi ya. Çıkma ama orijinal. Orijinal çıkma parça. Kalp ve damar cerrahı şu an iş başında. Biz çok büyük vadeli atlattık, çok büyük. Vallahi abi o ara, bunları, araya bir... Bunları parçalasaydı 10 milyara toplayabilir miydin abi? 20 milyar. 15, ben 15 dedim biliyor musun? 10 file dedim ya. He 15. 15 dedim mi 20 mi? 20 milyarı bulur dedi Mustafa abi. Vallahi maşallah bizim arabaya devamlı usta geliyor Mustafa abi. Vallahi var ya ne bereketli adamız ya. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Buçukta şunları say. Evet, buçukta bunları say. Arkadaşlar bu abimiz Sorgun'da yeri. 100 kilometreye kadar önü var. Yani Alaca göllere kadar, Ankara istikameti, Kayseri istikameti, Himmetli'ye kadar gece gündüz servisi var yani değil mi Mustafa abi? Aynen abi. Arabası yolda arıza yapanlara duyurulur. Şu an dükkanımızı daha yeni yaptığımız için tabela mabela yok. Ama inşallah yakında tabela da yerleştireceğiz. Zaten öyle bir durum olduğu zaman da bana ulaşırlar, ben de sana numarasını ulaştırırım onlara. Şu an aracımızın vitesi, yani şu arıza yapana kadar kullandığım vites senin şimdiki vites arasında dağlarla da fark var. Ve şu an ben bile şaşırdım yani. Vites çok rahat geçiyor. Böyle bir hissettiriyor kendini. Taktığımız parça orijinal çıkma parça ama sıfır almaya kalsan 10 bin lira. Değil mi Mustafa? Evet abi. Sıfır almaya kalsan 10 bin lira. Yani. Yan sana işini alsan. Yan sana alsan orijinal yerlisi abi. 3 lira. 3-5 lira. 3-5 lira. Ama benim taktığım çıkma olsun ama orijinal olsun. Yani. Çıkma olsun orijinal olsun. Taktırdı da getirdik. Eline koluna sağlık. Evet. Bayağı da bir uğraştı. Ben de yanında bizzat böyle gözlemledim. İşçilik süper abi. Hiç endişeniz olmasın. Yani bu abime ulaşmak isteyenler bana ulaşsınlar. Ben kendilerine numarasını veririm. Abim diyor 7-24 diyor. 100 kilometreye kadar önü vardı. 100 kilometre giderim diyor. Yaparım diye gelirim diyor. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Zahmettin abiniz, kardeşiniz yine çalışmalara başladı. Tavamı şöyle bir koyayım. Ondan sonracığıma yağını koyayım. Bu akşamki yemeğimiz nedir? Onu da göstereyim. Bu akşamki yemeğimiz hazırlanmış, soslanmış tavuk. Tavuğun yanında yemek için soğan, domates ve acı biber.
Acı biber almam lazım biraz. Çünkü acı yemem lazım. Üşüyorum. Hasta masta olmamak adına. Şimdi ya bismillah bakalım hadi. La koy yersin ya. Koy yersin ya. Şimdi bunun ağzını kapatalım. Size tavsiyem, soğan yemeyi ihmal etmeyin. Soğan, sarımsak, yeşillik, maydanoz, bunları yiyin yani. Bunlardan insana zarar gelmez. Lan, kokusu bile yetiyor ya. İşte arkadaşlar, dün akşam yoldaydık. Bu akşam yoldayız. Başımıza böyle bir aksilik geldi. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki, şöyle anlatayım. Kurban olduğum Allah işte bizi korudu. Şükürler olsun. O kırılan parçalar, eğer ki o iki dişlinin arasına girmiş olaydı, şu an benim şanzıman paramparçaydı ve maliyeti arkadaşlar 15-20 milyar kadar tutuyormuş. Yani o içindeki parçalar, dişliler 15-20 milyara kadar tutuyormuş. Allah'ımıza şükürler olsun. Öyle bir şey olmadı. O parça dişli kırıldığı gibi aradaki boşluğa düşmüş. Boşluğa düştüğünden dolayı kurtardık. Allah'ımızın sevdiği kuluymuşuz. Şükürler olsun. Böyle bir aksilik yaşamadık. Oradaki maliyet ne kadar tuttu onu da söyleyeyim. Ustaya vermiş olduğum para topu topuna 3 milyar. Parçalar ve işçilik dahil. Parçalar 1750 lira. Sadece işçilik 1250 lira. Normalde işçilik daha fazlaydı. Sağ olsun Mustafa abimiz bize indirim yaptı. Allah razı olsun. O şekilde 3000 liraya aracımızı yatırmış olduk. Aleykümselam baba. Bir yandan pişiriyoruz, bir yandan çekim yapıyoruz. Ne bileyim, bir yandan yiyoruz. Şu an Himmetli diye bir 5 kilometre bir yolum var. Oraya geldim. Şimdi yemek pişirme faslı bitti. Şimdi yeme faslı başlıyor. Onun için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Şimdi bana müsaade. Ben şu karnımı bir doyurayım. Bundan sonra tekrar birlikte olalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Biz tırcılar böyleyiz. Ne yapalım? Nerede sabah orada akşam. Nerede buldun? Aç sandığını, yap yemeğini, karnına doyur. Devam. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Evet arkadaşlar, herkese Nevşehir'den selamlar. Şu an bir saniye. Nevşehir'e girmiş bulunuyoruz. Bu saate kalma sebebimiz malum, bildiğiniz gibi aç karnımızı doyurduk. Karnımız açtı. Akşam yemeği yememiştim. Ve tavuk almıştım Samsun'dan çıkarken. O tavuğu yapayım dedim, yarısını dedim. Karnımı doyurayım dedim. Şükürler olsun karnımızı doyurduk. 2-3 bardaklı çay demledim. Çayımızı içtik. Ve şimdi şu an Nevşehir'e girmiş bulunuyoruz. Şu an görmüş olduğum heykeldeki gibi. Hatta bu Nevşehir Avanos'ta haberlerde izledim. Bir abimiz varmış. Yani böyle çamurdan, ne derler ona, tarihi vazolar, ne bileyim tablolar falan yapıyormuş, işliyormuş. Vallahi ben de oraya gitmeyi isterim. Yani görmeyi, oradan bir sizlere şöyle güzel bir çekim yapmayı harbiden isterim. Yani haberlerde izledim. Yani bayağı güzel yani. El sanatına önem vermek lazım. Yani bunu herkese göstermemiz lazım. İnşallah bir gün nasip olur da gelirsek, böyle denk gelirsek, görürsek sizler için oradan bir görüntü alacağız tabii ki. Şimdi arkadaşlar, malum biz şoförler giderken uykumuz gelmesin, canımız sıkılmasın diye böyle işte internetten izleyemediğimiz dizileri, kaçırdığımız dizileri açıp izliyoruz. Ben de şu an Çukur'u izliyordum. Şimdi Nevşehirli kardeşlerim vardı.
gurbetçi olan, bizi seven sayan, abi bizim memleketimizde çek, memleketimizde görelim diyenler. Onlar için Nevşehir'e girmişken kameraları açayım dedim. Onlara da bir güzelliğimiz olsun, bir jestimiz olsun. Şu an Nevşehir'deyiz. Herkese merhaba, günaydın. Şu an Nevşehir Acıgöl'den çıkış yapacağım. Buradaki işimiz bitti. Ve arkadaşlar bende bir uğursuzluk var, anlamadım gitti. Bugün, dün araba arıza yaptı. Bugün kapak kurtuldu, kapağın köşesi burama geldi. Şimdi burayı şişirdi, mora, yani kızarttı. Bir aksilitleri gidiyor, Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi Kayseri'ye gideceğiz. Ve oradan yük bakacağız, yükümüzü alacağız. Ve sonrasında gidecek olduğumuz yere gideceğiz. Ama tabii ki eğer ki gidecek olduğum yer böyle ne bileyim İstanbul, İzmir o taraflar olursa bu videoyu ne yapacağız? Bu videoyu şeyde sonlandıracağız Kayseri'de yeni yoldan, yeni güzergahtan, yeni videoyla tekrar birlikte olacağız. Bu dayım bana buradan böyle çık dedi ama bu dayı bu buradan böyle nasıl çıkacağız? Büyük ihtimal ki yükümüz Tekirdağ Şarkış'ta olacak. Öyle gözüküyor. Dayı beni böyle gönderiyorsunuz ama inşallah çıkmaz, sokağa girmeyiz. Bugün hava güzel ama arkadaşlar serin. Yani şu an 16 derece. Sabah kahvaltı hazırlayamadım. Neden? Yemek dolabım adamların boşalttığı tarafta kaldı. Sandık açamazdım. Onun için gittim. 2 tane, 3 tane poğaça aldım. Bir büyük çay, bir küçük çay. Kahvaltı da o şekilde görmüş olduk. Şimdiki bu seferden sonra gidecek olduğum yolda inşallah güzel güzel yemekler yapacağız. Ve yanımda çok sevdiğim bir abim olabilir. Tevfik Uslu. O da İstanbul'a gidiyormuş. Belki iki araba peş peşe gidebiliriz. O da aksor, beyaz. Bakalım. Sonumuz ayrı olsun. Bir gidelim artık Kayseri'ye de. Ondan sonrasını görürüz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, herkese Kayseri'den selamlar. Şu an Kayseri Organize Sanayi'deyim. Buradan Samsun'a yük bakacaktık ama iş değişti. İstikamet Allah'ın izniyle İstanbul Hadımköy olacak. Onun için bu videoyu burada bitirmek istedim. Bitireyim. Yemeğimiz gördüğünüz gibi her zamanki gibi tavuk. Tavuk vardı arabada, kötü olmasın diye onu yapıyorum. Son tavuk, öğlen yemeği. Şimdi bunu burada yiyeceğim. Ondan sonra akşam için başka bir planlarım var inşallah. Bakalım. Buradan yükleyelim. Çıkalım. Akşam yemeğini de diğer videoda sizlerle birlikte kavuşturacağım inşallah. Sizleri seviyorum. İyi ki benimle sizlerle birlikte. Bu videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.